Şimdi ilginç bir şey oluyor. Daha önce esprisini yapıyorduk. Ya Türkiye büyük Amerika olacak deniliyordu. Amerika büyük Türkiye olmaya başladı diye espriler yapıyorduk ki bu espriler iyiden iyiye gerçekleşmeye başladı. Yani özellikle Trump bir kez daha seçilmese bile Trump'ın başında bir boza pişiriliyor. Yani öyle bir boza pişiriliyor ki 2024 seçimlerine katılmasın diye 1000 tane numara çevriliyor gibi geliyor bana. Nereden geliyor diyeceksiniz. Çünkü dün meşhur Trump'ın Mar-a-Lago'daki evini FBI bastı. Yani eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaşadığı yeri FBI bastı. Tabiri caizse kasasını da patlattı. Bunu ben söylemiyorum. Kendisi söylüyor. Benim kasayı da patlattı diyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki ne oluyor Cüneyt kardeşim? Nedir bu iş? Nasıl yani gelir de polis eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın evini basar? Orası Muz Cumhuriyeti mi? O da onu söylüyor zaten. Burası Muz Cumhuriyeti mi diyor. Değil mi? Öyle mi? İsterseniz bizim Amerika uzmanımız sevgili Yunus Emre Erdoğan'a dönelim. Yunus bir yıl Amerika'da kaldı, New York'ta. Havasını suyunu tattı, döndü. Şu anda İstanbul'da ama olayları Amerikalılardan daha yakın takip ettiğini artık siz, ben, hepimiz biliyoruz. Yunus ne oldu bakalım ya dün akşam? Bize bir anlatsana. FBI durduk yere basmaz koskoca eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın evini. Trump bile olsa diyesi geliyor insanın. Ne oldu Allah aşkına? Cüneyt Bey, Trump 2020 seçimlerini kaybettikten sonra Beyaz Saray'dan taşındı ve Florida'daki malikanesine gitti. İddia o ki Trump giderken yanında 15 kutu Beyaz Saray'da kalması gereken ve ulusal arşive konması gereken gizli belgeleri yanında götürdü. Amerikan yasalarına göre bir ofisi kullanıyorsanız, bir siyasi pozisyona sahipseniz sizin o ofis ve makamda yazdığınız belgeleri kişisel eşyalarınız olarak değil, o ofisin eşyası olarak değerlendirip orada bırakmanız, arşivlere koymanız lazım. Trump ise bu teamülü ve kurala karşı gelerek özel bilgileri, Amerikan devletine ait bilgileri yanında kutularla evine taşıdı ve orada tuttu. Ardından bir sene boyunca ulusal arşivler Trump'tan bu belgeleri istedi. Trump bunların bazılarını verdi. Ve Adalet Bakanlığı da Trump'ın bu belgeleri yasaya karşı bir şekilde elinde tuttuğu için bir soruşturma başlattı. FBI gizli bir şekilde mahkemeye başvurup arama izni aldı ki Amerika'da arama izni verilmesi için makul bir şüphe olması lazım. Yani güçlü emareler olması lazım ki sizin evinize bir polis baskını yapsın. Çünkü çok zor bir şey ev araması Amerika'da. Bu nedenle de FBI ani bir şekilde hiç kimseye haber vermeden, Beyaz Saray'ın iddiasına göre Biden hükümetinden hiçbir yetkiliye de haber vermeden Trump'ın malikanesine sabah saatlerinde dün bir baskın gerçekleştirdi. Özel kasasına girdi. Yani Trump karanlıkta mı oldu Yunus gece, yani sabah 5'te, hani yani şunu diyesim gelmiyor da hani bizde olduğu gibi mi oldu? Yani bizde olur ya, 5'te kapıyı çalar sütçü değil polis gelmiş. Öyle mi oldu yani? daha makul saatlerde, sabahın aydınlık saatlerinde olmuştur diye ben de okudum. Ama tabii ki olayın detayları veya görüntüleri yok. Çünkü ani bir şekilde oluyor. Trump da evde değil. Yani evde kim vardı onu bilmiyoruz. Ama Trump'ın odasına giriyorlar, kasasını açıyorlar ve belgeleri inceliyorlar ve bazı şeyleri de alıp gidiyorlar. Şimdi bu bir soruşturmanın ilk adımı ve bu daha da büyüyebilir. Trump'ın bu suçu işlediği tespit edilirse ki arama yapılıyorsa büyük ihtimalle çok güçlü emareler var. Yani durduk yere FBI bir eve baskın düzenlemiyor genelde. Eli boş dönmüyor bu tür baskınlardan. Bu nedenle bu yasaya göre de Trump 3 seneye kadar hapis cezası alabilir, para cezası alabilir. Ama dediğiniz gibi yayının başında o yasa maddesinde şu da yazıyor. Bu suçu işleyenler bir daha hiçbir siyasi ofise aday olamaz. Yani siyasi bir yasak gelebilir Trump'ın bu yargılaması sonucu ve Trump'ın adaylığı engellenebilir. Yani Trump muhtar bile olamaz mı diyor o madde tam aynen olarak. öyle. Hiçbir ofis aday olamaz diyor. Muhtar bile olamaz diyor. Demokratlar da diyor ki bu suçu işliyorsan olamazsın. Cumhuriyetçiler de diyor ki bu bir vesayet. Yani siz yargıyı, FBI'yi kullanarak birisinin adaylığını engellemeyi planlıyorsunuz. Bu ancak Muz Cumhuriyetlerinin üçüncü ülkelerde olur diye açıklama yapıyorlar ve Biden'ı komünist, Marksist bir diktatör olmakla suçluyorlar. Trump da dedi ki ben yakın zamanda 2024 adaylığımı açıklayacaktım. Bunu duydunuz ve bu yüzden bu baskını gerçekleştirdiniz dedi. Gerçekten de bu 2 ay içerisinde Trump'ın başkan adaylığının açıklaması bekleniyordu. Şimdi bu Peki soruşturma bir de bir tuvalet fotoğrafları var, bir belgeler atılmış. O bununla alakalı mı, değil mi? O başka bir şey mi?
Bu da bununla alakalı Cüneyt Bey. Çünkü New York Times'ın yazarı bir kitap yayınladı ve Trump'ın kızı ve damadından elde ettiği bilgiler ve yakın çalışma arkadaşlarından fotoğraflar aldı. Şimdi Trump'ın yakın çevresi de bu soruşturmadan kendini azade tutmak için Trump'ı satıyor. Elinde ne kadar bilgi varsa, gizli mesaj varsa gazetecilere, yargıçlara veriyor bu sırada. Yani bu soruşturmanın kaynağı Trump'ın kızı Ivanka Trump da olabilir. O da babasını satmış olabilir medya uzmanlarına veya işte yargı mensuplarına. Bu fotoğraf olayı şu. Bu gazeteci Trump'ın özel belgeleri, Amerikan yasalarına göre saklaması gereken belgeleri yırtıp yırtıp klozete attığı ve sifonu çektiğini iddia etmişti. Kitabında bunların fotoğrafını yayınladı. Mesela işte Trump yazmış senatörlerin isimlerini bir yere el yazısıyla. Sonra bunu yırtmış, klozete atmış. Birileri de çalışanları da tuvaleti kullanırken kağıtları fark edip onun resmini çekip gazetecilere yollamış. Ve bu da bir suç. Yani Amerikan başkanının yazdığı her belge resmi devlet belgesidir ve resmi devlet belgesini yok etmenin suçu çok ağır. Ve bunu siz o konumdayken yapıyorsanız şöyle bir şüphe de oluşur. Siz neyi saklamaya, neyi yok etmeye çalışıyorsunuz da belgeleri sifona atıp çekiyorsunuz gibi bir algı da var. Trump'ın bu soruşturması belki de en ağır suçlamalardan biri. Çünkü bu evinin basıldığı Mar-a-Lago golf sahasına mı ilk eşini Ivanka Trump'ı gömmüştü? O da tuhaf bir olaydı. Burası mıydı o golf sahası? Hayır, golf sahası New Jersey'deki golf sahasına ilk eşini Ivana Trump'ı gömmüştü. Bunun da sebebini Amerikan medyası şöyle yansıtmıştı. New Jersey'de siz bir yeri mezar alanı ilan ederseniz vergilerden kurtuluyorsunuz. İşte satış vergisi, gelir vergisi, mülk vergisi ödemiyorsunuz. Şimdi Donald Trump kendi golf sahasına eşini gömdüğü için de orayla ilgili vergilerden kurtulmuş oldu. Ve Ivana Trump'ı böyle golf sahasının ortasına tek başına gömdü. Böylece vergi ödemeyecek o gömüldüğü kısım için. Hay Allah'ım ya. Bir de tabii taraftarları toplanmış evinin etrafında. Trump'ı destekliyorlar. Trump da bir açıklama yapmış herhalde. Kızı, büyük kızı Ivanka değil de diğer kız çıkmış demiş ki Eren bir açıklama yapabilir. Daha adaylığını tam resmi olarak açıklamadı ama işte Amerika düşüyor, kaybediyor falan gibi böyle bir açıklama gördüm. Değil mi? Yani Cumhuriyetçiler şu anda gerçekten çok tepkililer. Bunun bir derin devlet işi olduğunu söylüyorlar. Cumhuriyetçiler göreve gelirse FBI'yi tasfiye edeceklerini, çalışan herkesi temizsiz bir şekilde işten atacaklarını, demokratların siyasi bir amaçla bu soruşturma yaptığını söylüyorlar. Şöyle bir haklılık payları da var. Yani bu soru, olay 2 sene önceye dair. Neden şimdi sorusu herkesin sorduğu bir soru ve demokratlar da buna yanıt veremiyor. Neden 2 sene gecikti bu soruşturma? Tam da 2022'de ara seçimler var. Trump 2-3 ay sonra başkan adayını açıklayacak. Bu şu anda hiçbir cumhuriyetçi seçmeni, hiçbir Trump seçmenini bu yargılamanın objektif olduğuna ikna edemez Biden yönetimi. Çünkü bu soruşturmanın yürüttüğü kişi de Biden hükümetine bağlı Adalet Bakanlığı. Biden diyor ki Adalet Bakanlığı benden bağımsız, haberim yoktu, ama yani bu işin doğasına çok aykırı bir durum olarak algılanıyor. Çok gergin günler bekliyor açıkçası. Yani siz de dile getirdiniz yayınlarda Amerika çok farklı bir yere gidiyor diye. Sanırım bu bunun başlangıcı. Yani 6 Ocak Kongre baskınından daha kötü görüntüler görebileceğimiz bir dönem olabilir. Çünkü bu ilk kez bir eski başkan yargılanıyor. Yani eski başkanlar hangi suçlar işler? Bush o kadar savaş suçu işledi. Nixon neler yaptı? Hiçbirinin bu yargılamaların konusu olmadı. Bir şekilde kurtuldular. İlk defa eski bir Amerikan başkanı mahkemeye çıkarılıyor. Bu da yeniden aday olacakken yapılıyor. Bu çok kolay atlatılacak bir şey değil. Bir tane Amerikan yazar şöyle bir şey yazmış. Hep Guatemala'ya gitmek istiyordum. Venezuela'ya gitmek istiyordum. İlk kez Venezuela bize geldi demiş bu olayla beraber. Yani çok ilginç. Amerikalılar çok şokta. Biz tabii Türkiye olarak bunları daha bağışıklı dinliyoruz. Hepsini belli olaylarla özleştirip yani hadi buna mı üzülüyorsunuz, buna mı şaşırıyorsunuz diyoruz. Yok, ama biz her şey 20 yıl önce yaşadığımız için benzer olayları. Şu anda bile ben bizim mesela YouTube yorumlarına bakıyorum. Türkiye'den bile bütün bu yaşananlardan sonra kafadan Trump'a oy verecek bir sürü adam çıkıyor yani. Hani madem bu kadar mağdur ediliyor biz de gidelim Trump başkanı seçelim diyen bir sürü yorum okuyorum. Yunus çok teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim. Ben çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Başarılar dilerim.